Arkadaşlar merhabalar, büyükler, küçükler, bay ve bayanlar, hepinize merhaba. Bu videoyu Sordum Net forumu için çekiyorum. Slideshow nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Başka bir programla da küçük bir örnek göstereceğim. Slideshow'un ne olduğunu çok basit bir şekilde kısaca size aktarayım. Görsellerin ardışık şekilde gösterildiği bir dosyadır slideshow. Birçok alanda kullanılıyor. Sadece kişisel videolarınız için değil, iş adamları mesela bir toplantı yapıyor, slideshow olarak falan gösteriyor. Arkadaşlar slideshow'lar ofis programları ile yapılabilir. Mesela PowerPoint gibi bir programla slideshow yapabiliyorsunuz. Ona da slideshow deniyor aslında. Fakat ofis programıyla yaptığınız slideshow video dosyası olarak çıkmaz genellikle. Güncel ofis programları video olarak da çıkarıyor mu bilmiyorum. Fakat normalde ofis programlarıyla yaptığınız slideshow ofis dosyası olarak çıkartılır. İkinci olarak özel slideshow programlarıyla slideshow yapılabiliyor. Burada örnek olarak ProShow Gold programı var. Bunun gibi muadil olan birçok yazılımla yapılabiliyor. Slideshow programlarıyla yaptığınız gösteriler, slideshow'lar slideshow programının kendine has dosya uzantısı ile, yani proje dosyası diyoruz biz buna, veya video dosyası olarak çıkartılabiliyor ofis programlarından farklı olarak. Bir de slideshow dediğiniz şey video editörleri ile yapılabiliyor. Yani video kesbiç yaptığınız, efektli mefekli böyle videolar yapabildiğiniz belgeseldir, filmdir, bu tür işlerde kullanılan video programlarıyla da yapılabilir. Burada görmüş olduğunuz video editörü bir, yani video yapma programı. Bununla da amatör bir şekilde kendi videolarınızı, filmlerinizi yapabilirsiniz. Size lazım olacak programları burada hemen anlatıma geçiyorum. Bir tane ProShow Gold programımız var. SlideShow'u bununla yapacağız. Daha sonra çıkan dosyanın boyutunu beğenmezsek, çok büyük oldu dersek, kaliteden ödün vererek küçülteceğiz. Onu da Format Factory veya buna benzer bir programla yapabiliyoruz. Ben size format faktörüyle göstereceğim. Video editörüyle yaparsak yine aynı şekilde çıktığı beğenmediğimiz zaman boyutunu format faktörü gibi bir programla dönüştürebiliriz videomuzu. Şimdi bu 3 tane gerekli program, aslında bu gerekli değil, bunu bonus olarak anlatacağım. Şu iki programın yanında size lazım olacak bir başka şey, mümkün mertebe kolayca erişebileceğiniz bir yere fotoğraflarınızı koyuyorsunuz. Burada benim fotoğraflarım var. Bir de fon müziğine ihtiyacınız var. Fon müziği bir tane olmayabilir, birkaç tane de olabilir. Burada da bir tane fon müziğimiz var. Bu nasıl bir müzik derseniz, bu sembol arkadaşlar sizi yanıltmasın. Bu bir MP3 dosyası. Ben Winamp kullanmadığım için, onun yerine Audacious kullandığım için sembolü Audacious'ın simgesini almış. Peki nasıl bir fon müziğiymiş? Bu bir bakalım. Oo, bayağı da güzel müzikmiş ha. Şimdi arkadaşlar programımızı çalıştırıyoruz. Programımızı açtığınızda bu uyarı sizin dikkatinizi dağıtabilir. Ben videoyu normalde ekranım 720p'ye, yani wide screen dediğimiz ekran ebatına uymadığı için video net çıksın diye ekran çözünürlüğümü değiştirdim. Bu nedenle program sapıttı ve bana diyor ki bu ekran ebatı bana uygun değil diyor. Benim çözünürlük ayarıma uygun değil diyor. Burada sizde de böyle bir şey çıkarsa şuradaki mavi düğmeye basacaksın. Yani yine de devam et diyeceksiniz arkadaşlar. Program şu an açılıyor, açıldı. Tam ekran yaptım. Arkadaşlar hemen resimlerimin bulunduğu yere gitmek istiyorum ben. Şurada folder list yazan yazıyı gördünüz. Desktop'a basıyorum. Desktop masaüstü demektir. Aramızda yabancı dil bilmeyen kardeşlerimiz, abilerimiz varmış. Tamam, hiç önemli değil. Hemen şöyle bunu genişlettim soldaki oktan, bakın şuradan genişlettim. Hemen klasörümü buldum. Basar basmaz bana fotoğraflarımı gösterdi. Bunları tek tek çekiyorum buraya. İstediğim fotoğrafları bu şekilde sürükleyerek bu şekilde oluşturdum. İstediğim kadar fotoğraf ekleyebilirim. Yüzlerce ekleyebilirim. Fakat videonun boyutu uzayacaktır. Şimdi şöyle bir soru var. Sordum Net forumunda konuşurken arada geçti. Ya her şeyi otomatik yapsa olur mu? Olur da istediğin gibi olmaz. Yani sen elle yap daha iyi. Hem öğrenmiş olursun hem de tam istediğin gibi olur. Eklediğimiz fotoğraflar hangileri ise
tekrar kafan karışıp yanlışlıkla ileride aynı fotoğrafı tekrar ekleme diye eklediğin dosyaların köşesinde yeşil şu şekilde okey işareti var. Bir defa kullandın diyor bak. Bir yazıyor kenarında. Bir defa daha sürüklersen 2 olur. Bir defa daha 3 olur. Rastgele bir tane daha ekliyorum. İstediğim kadar da ekleyebiliyorum. Alttaki çubuktan sola doğru yanaştım. Şimdi yapılacak şey efekt eklemek. Yani hiç efekt eklemeden bu şekilde kaydedersem video nasıl olur biliyor musun? Böyle kereste gibi olur. Yani biraz daha efektli, düzgün çıksın, hoş çıksın diye ben buna efektler eklemek istiyorum. Geçiş efektlerine başvuruyorum. Şu arada gördüğünüz kareler, AB yazanlar iki fotoğrafın birbiriyle yer değişeceği zaman güzel, hoş geçmesini sağlar. Geçiş efekti denir buna. Mesela burada değişik değişik geçiş efektlerimiz mevcut. Herhangi birini kullanabilirim. Mesela şuradaki kategorilere basarak herhangi birini seçebilirim. Mesela şunu bakın şurada da gösteriyor. Çok güzel bir şekilde yer değiştirecek fotoğraflar. Bunu seçersem başka bir şekilde yerde bakın şöyle yer değiştirecek. Ben şunu çok beğendim. Şuna bastım. Şuradan hemen seçtikten sonra Apply düğmesine basıyorum. Şurada. Uygula dedim. Şimdi buraya bunu yerleştirdi. Bununla bu yer değiştirirken de ona da farklı bir şey seçebilirim. Veya hepsinde aynı efekti kullanabilirim. Veya buradaki diğer seçenekleri kullanarak onun oraya bastığımda içinde gözüken efektleri kullanabilirim. Birkaç tane böyle ekleyelim bakalım. Mesela şöyle şunu kullanayım. Bunu kullanayım. Şöyle olsun. Biraz değişik olsun. Bir de başka bir kategoriden seçelim. Şöyle olsun. Bakın şöyle olacak. Gösteriyor zaten. Apply dedim. Bunu hepsini toptan da yapabilirdim. Fakat vakit yani şey yapmak istemiyorum. Hepsini öğrenin yani. Bütün kategorileri de görmüş olun. Bu bittikten sonra arkadaşlar ses dosyası ekleyeceğiz. Ses dosyası ekleme son derece kolay. Hemen yukarıda müzik yazan bir düğme var. Buna basıyorsunuz. Açılan ekrandan şurada soundtrack yani arka plan müziği, fon müziği diyor. Yaklaşıyorum buraya. Add diyor. Görüyor musunuz? ADD. Şuna bastı. Ekle diyor yani. Eklediğim zaman şuradan hemen ses dosyası ekle diyor. Tekrar gösteriyorum. Bak. Müzik. Ekle. Ses dosyası ekle diyor. Buradan masa üstüne gidiyorum. Masa üstünde hemen benim dosyayı, MP3 dosyasını buluyorum. Winamp yüklemiş olsaydım bilgisayarıma bu Winamp simgesi kazanmış olacaktı. Simge kafanızı karıştırmasın. Bu bir MP3 şarkı dosyası. Aç diyorum. Buraya geldi. Hemen şurayı anlatacağım kısaca. Burası volüm, ses seviyesi. Ses seviyesi çok yüksekse şu anda %100'de biraz arttırıp deneyebilirim. Eğer çok fazla düşükse arttırabilirim. Yüksekse buradan biraz aşağı çekerek kulağı rahatsız etmesin diye düşürebilirim. Hiçbir şeyi kurcalamıyorum. Ben yapacağımı yaptım. Şuradan kapat diyorum. Şarkı gördüğünüz gibi müzik, arka plan müziği şuraya eklenmiş. Yeşil bazı çizgiler oluşmuş burada. Şimdi deniyorum bakayım güzel oldu mu diye önce bir deniyorum. Tamam, gayet de güzel olmuş. Programı da çok sevdim. Açıkçası ilk defa kullanıyorum ve birçok özelliğini kullanmayı bilmememe rağmen çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi yapılabiliyormuş. Şimdi o bittikten sonra mesela müzik çok uzun, slideshow kısa sürecek. Şuradan sync müzik diyerek müzikle slideshow'u birbirine eşleyebiliyorsunuz. Burada fotoğrafların geçiş süresi saniye bakımından gösteriliyor. Şuradan sync'a bastığım anda müzikle fotoğrafları birbirine eşleyecek. Görüntü sürelerini eşleyecek. Eğer hiçbir şey yapmaz bu özelliğe, yani şuradaki sync müzik özelliğini kullanmazsam müziği çok bir şekilde yani video biter bitmez müziği de kesecek. Arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Daha fazla özellik var ama çok kısaca değineceğim hemen. Şurada efektler var. Efektlerde de fotoğraflara değişik şöyle hani şöyle mesela şuraya odaklanalım hemen. Fotoğrafı şu tarafa alıyor, yana yazı ekleyebiliyor. Yok şöyle yapıyor. Yok böyle yapıyor. Yok şöyle yapıyor. Yani bakın gördüğünüz gibi çok değişik seçenekler var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Transition dediğimiz yerde farklı şeyler var. Farklı temalar var. Bakın şöyle temalar falan var. Ama ben bunları şimdi kullanıp kafanızı karıştırmayacağım. İsterseniz kullanıp he deyip tamam deyip buradaki kategorilerden de seçip yapabilirsiniz. İşim bitti. Şimdi bunu video dosyası olarak kaydetmem lazım. Birçok programda kaydetme düğmesi dosya menüsünde yer alır.
Fakat kafanız karışacak. Dosya menüsü yani file. Geldik. Burada save var. Save. Kaydet diyor. Fakat buradaki kaydet video dosyası olarak kaydet değil. Programın kendi uzantısında yani proje dosyası yarım kaldı diyelim. İşte saatlerce uğraştınız, yeter yatayım dediniz ya da 2 gün sonra devam edeceğim dediniz. Buradan kaydedeceksiniz. Tıklar tıklamaz bu programla otomatik olarak o projeye gelecek. Aynı yaptığınız bütün işlemler gelecek. Kaldığınız yerden çalışmaya devam edecek ve kaydet düğmesine şuradan save'e basa basa da en son yaptığınız çalışmayı kaydedebileceksiniz. Video olarak çıkaralım. Bunu video olarak kaydedelim bu çalışmayı. Çok basit arkadaşlar. Televizyonlar için DVD formatı şu bu var. Video dosyası olarak çıkar var. Özellikle telefonlar için son derece uygun bir seçenek. Pro Show olarak ayarında çıkarabilirsiniz. Online olarak video YouTube olsun, Facebook olsun bunun gibi yerler için özel formatlarda da kaydedebilirsiniz. Uzattım. Hemen buraya basıyorum. Kaydetmem için bana bazı seçenekler verdi. Bakın şurada mesela MP4 diyor. MP4 uzantısında çıkartacağız. 480 ya da 720 olarak çıkaralım. Çözünürlük biraz büyük olsun. Biz de çıktığı beğenmeyelim. Niye beğenmeyelim? Çünkü 720 olduğunda boyut bayağı büyük olacak. Ancak telefon ekranlarında, televizyonlarda falan çok da kötü durmayacak. Özellikle 1080p yaptığınızda daha net çıkar. 480p'ye kadar düşebilirsiniz. 360p'yi kabul tavsiye etmiyorum. O kadar uğraştığınız, yaptığınız şey 360p olarak da çıkarmak biraz abes olur. Madem o kadar emek sarf ettiniz en azından 480'le çıkarın. 720p'yi seçiyorum. Şuradan oluştur diyeceğim ama önce dikkatinizi bir şeye çekeceğim. Burada profil var. Profilde kaç FPS çıkaracağımla ilgili bazı burada ayarlar görüyorsunuz. 30 FPS, 60 FPS hemen kafa hiç bilmeyen arkadaşların kafası karışmasın. Saniyede akacak kare adedi. Koyduğunuz kare adedi değil, fotoğraf adedi değil. Hani şöyle anlatayım. Bir video saniyede akacak karelerden ve ses dosyasından oluşur. Çok fazla karenin akması görüntü işlemcisini biraz yorar ve video boyutunu da arttıran etkenlerden bir tanesidir. Ben buna hiç ellemeyeceğim. Yüksek kalite önerilen seçeneği burada kalsın. Oluştur diyorum. CRT'ye bastım. Şimdi karşıma şöyle bir Save Video File diye bir pencere yani video dosyasını kaydet diye bir seçenek çıktı. Masaüstü diyorum. Aşağı iniyorum. Tamam. Şimdi bakın ProShow şurada bir isim var. Otomatik olarak isim adlı atadı buraya. Bunu istersem elle değiştirebilirim. Tamam. Adı elle değiştirildi olsun. Ben gırgırı severim. Tamam. Kaydet diyorum. Şimdi bakın videoyu işliyor şu anda arkadaşlar. Şu anda bu video işleniyor. Yani video dosyası olarak kaydediliyor. Bilgisayarınız yavaşsa bu uzun sürecektir. Video çok uzunsa, uzun bir video yaptıysanız uzun sürecektir. İşlemciyi yorar. Laptop kullanıyorsanız laptopun işlemci biraz ısınmasına sebep olabilir. Bittikten sonra size rapor veriyor. İşte video kodlama tamamlandı diyor. Ok diyorsunuz. Kapat diyorsunuz. Şimdilik bunu 6 alalım. Bir terslik çıkmaması adına. Çünkü kaydetmedik. Arkadaşlar videomuz burada. Açıkçası ben çok beğendim. Program güzel bir program. Bir de eğer sizde yetenek varsa, güzel müzik seçmeyi biliyorsanız, güzel foto seçmeyi biliyorsanız güzel bir şey çıkarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çıkardık ama boyutu beğenmedik. 18.9 MB sizde olacak. İşte gerçek bir video yapacağınız için 300 MB, 500 MB yeri gelecek 1 TB'a kadar, pardon terabayt diyorum, 1 GB'a kadar çıkabilecek. Şimdi bunu boyutu beğenmedim. Önce ayrıntılara bakarak bazı şeylere dikkatinizi çekeceğim. Burada çözünürlüğü görüyorsunuz hemen. Ne yaptık? Özellikler dedik. Ayrıntılara gelerek veya eğer istersek sağ tık yüklüyse Media Info isimli program size gösterebilir. Keylight Codec Pack programının içinde hazır gelir ve kurulur bu. Yoksa özelliklerden şundan da faydalanabilirsiniz. Hemen göstereyim vakit kaybı oluyor. Bakın burada videonun bütün özellikleri yazıyor. Hemen şuradan şurada çözünürlüğümüz var. Ekran formatı var 16:9. Ayrıca anlık akacak veri miktarı 4248 kpbs. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani muazzam bir veri demek. Uzun bir video yaptığınızda bayağı bir boyut büyüyecek demektir. Bunu binlere de çekebiliriz istersek. Video böyle yaptığınız zaman cam gibi olur. Fakat boyutu da yüksek olur. Hemen hatırlatıyorum. Bir videonun kalitesini yüksek tutarsanız yani kpbs
kilobit per saniye değerini yüksek tutarsanız kalite yüksek olur fakat boyutu da artar. Düşürürseniz kalite düşer fakat boyutu da azalır. Siz deneme yanılma yaparak birazdan format faktörü ile yapacağımız işlemi deneme yanılma yoluyla kendi istediğiniz ayarı bulacaksınız. Ya bunun kısa yolu yok mu? Arkadaşlar kısa yol diye bir şey yoktur aslında. Pardon. Kısa yol diye bir şey yoktur. Kişilerin tercihine göre, her kişinin kendi tercihine göre bir video formatı vardır. Program sizin ne istediğinizi bilmediği için siz kendiniz ayarlayacaksınız onu. Buraya güzelce bir video dosyası yaptı. Ben daha ne yapayım diyor. Onu sen kendin ayarlayacaksın. Şimdi anlatımın ikinci bölümüne geçiyorum. Format faktörü veya ona benzer bir video dönüştürücü kullanacağız. Format faktörü kullanmak basit. Şöyle attım şuraya. Tam da oraya yerleşti. Şunu da aldım, içine sürükledim. Şuradan içine sürükler sürüklemez bir pencere geldi. Uzantı seçeneklerini soruyor. MP4 dedim. Hemen buradan ayarlar dedim. Şu ilk satırda video kodla yazıyor. Bunu değiştireceğim. En kaliteli formatı seçeceğim. Bu AVC H264 dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bu bir video işleme motorudur. Video dönüştürme motorudur. Dekoderdir. Son derece kaliteli ve videoyu bozmadan dönüştürür. Video boyutu kısmına ellemek istemiyorum. Dikkat! Videoyu 1080p yaptınız ve dediniz ki oha bunu ben 1080p yaptım ama çok boyutu yüksek oldu arkadaş olmuyor veya telefonlarda yüksek çözünürlüklü videolar cep telefonlarının ekran çipini, görüntü işleme çipini çok yoruyor, ısıtıyor. Ayrıca pilin de daha çabuk bitmesini sağlıyor. Normal laptop bilgisayarlarda eğer ekran çipi çok güçlü değilse, işlemci çok güçlü değilse video oynarken biraz kasılmalar, atlamalar, donmalar olabilir. Videoyu ileri geri sararken de sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle videonun çözünürlüğü, kare adedi, FPS dediğimiz olay bir de şu bitrate çok önemli. Video boyutunu pişman oldunuz 1080p istemiyorum da 720p istiyorum dediniz. Hancık burada. 1080p. Yok arkadaş 1080p yaptık. 720p az geldi. 480p yapayım. Aha. Burada tamam. Ama eğer değiştirmek istemiyorsanız, aynı kalsın istiyorsanız varsayılan da kalacaksınız. Bitrate. Bitrate dediğimiz olay videonun kalitesini ayarlayan baş unsur. Yani zurnanın zırt dediği yer de diyebiliriz. Bitrate değerini hemen sağında ok görünmez ama bastığınız zaman ortaya çıkar. Videomuz kaçtı? 2000 kusurlarda mıydı? 4000'lerde miydi? Hatırlamıyorum. Az evvel göstermiştim. Bunu arkadaş o zaman çok yer kaplıyorsa bunu 1024'e çekersin. Daha sonra FPS'e hiç dokunmuyorum. Ama eğer illa da dokunacağım derseniz 20'ye kadar düşürebilirsiniz. 20'den sonrası artık insan gözünü rahatsız etmeye başlar. Kesik kesik atlamaya başlar video. 15'in altına düştüğünüzde özellikle. Boyuta ellemenizi tavsiye etmiyorum. Boyut ekran formatını değiştiriyor. Şuna dokunmuyorsunuz, hiç gerek yok. Şu ses akımı kısmına da dokunmanıza gerek yok. Tamam mı? Tamam diyoruz. Bir önceki pencereyle karşılaştık. Tamam diyoruz. Daha sonra başla diyoruz. Şu an videomuz dönüştürülüyor. Yani boyutunu beğenmediğimiz videomuz dönüştürülüyor. Kalitesinden ödün veriliyor. Biraz kalite düşürüyor. Fakat boyutu da istediğimiz ayara getiriyor. Bitti. Çıktı klasörüne hemen bakıyorum. Şu. Şunu çöpe atmam lazım. Aynı isimde olduğu için şimdi sakatlık çıkacak. Buraya aldım. Baktım. 4.45'e düşmüş. Gayet iyi. Kaçtaydı? Kaç oldu? Arkadaşlar, gayet iyi oldu, değil mi? Gayet de iyi oldu. Videonun kalitesini de şöyle bir kontrol edelim. Gayet maşallah bayağı da güzel. Hiç de yani 1024'e düşürmemize rağmen saniye başına kilobit değerini gayet güzel oldu. Arkadaşlar Brush of Gold hakkında anlatacaklarım bu kadar. Fakat ne demiştik notta? En son video editörüyle de yapılabiliyor demiştik. Hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Video editörleri video yapma programıdır ama böyle slideshow şeklinde şeyler de yapılabilir. Bunun için önce fotoğrafları içe aktarmamız gerekiyor. Bu göstermiş olduğum program basit, son derece hızlı bir program. Hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. Şuradan birkaç tane fotoğrafı rastgele, tamamen rastgele yani iyi mi kötü mü diye bakmadan hemen tutup şuraya fotoğrafları aldık. Bitti mi? Bitmedi. Şu müziği de aldık. Şöyle yapayım. Nereye sürüklediğimi görün. Bakın şuradaki bölmeye sürüklüyorum. Şunun içine.
Import bölmesi orası. İçe aktarılanlar bölmesi. Müziği de şöyle yaptım. İçe aktardım. Müziği de içe aldı. Güzel. Tamam. Bitti mi peki? Cık. Bitmedi. Şurada images var. Yani fotoğraflarımız var. Fotoğrafları şöyle. Dur almayayım. Storyboard moduna geçeyim. Slideshow moduna. Şöyle. İstediğim sırada, istediğim gibi bu şekilde yapabiliyorum. Müziği de audio files, yani ses dosyaları kısmına geliyorum. Buraya aktaracağım. Aktaramıyorum. Timeline'a geçiyorum. Şöyle. Bunu sonuna aldık. Videonun tam sonunda müzik kesilsin istiyoruz. Yoksa eğer bunu yapmazsak birazdan yapacağım işlemi. Müzik bitene kadar siyah ekranda öyle kalırsınız. Bakın ekran siyah oldu. Tekrar ekrana geldi. Müziği kesmemiz gerekiyor tam videonun bittiği yerde. Şuna basıyoruz. Buna basıyoruz aga. Sonra gidiyoruz. Buradan bir yerden neredeydi? Delete'ye basıyoruz. Tamam, müziğin bittiği yerde de video da bitiyor. Tam istediğimiz gibi oldu açıkçası. Hiçbir sorun yok. Şöyle göstereyim. Bakın müzik şuradan başlıyor. Video da buradan başlıyor zaten. Videonun bittiği yerde de müzik de kesiliyor. Şimdi kayıt diyorum. Export video. Buradan da bu ayarları kullanarak istediğim çözünürlükte çıkarabiliyorum. İstediğim yere kaydedebiliyorum. Arkadaşlar, ProShow Gold'la slideshow yapma hakkında anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi son derece basit bir yazılım. Hatta ben crackli yazılım sevmememe rağmen programı çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Ben de açıkçası kullanacağım. İnşallah anlamışsınızdır. Eğer faydalı olduysa güzel, kullanın. İşlerinizde de kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.